Kurban Gelin 26. Bölüm. Ahmet elini tuttu Zeynep'in. "Ahmet, özledim seni," dedi Zeynep. Genç kız rüya gördüğünü sanıyordu. Ahmet alnından öptü eğilerek. "Biliyorum okyanus gözlüm, ben de seni özledim," dedi Ahmet. Zeynep'in ateşi düşmemişti. "Ne oldu sana yavrum böyle, sen yanıyorsun. Seni o kadar çok özledim ki, ama ben sensizliğe alışacağım," dedi sayıklarken. "Ben izin verirsem alışırsın." Kız gözlerini açıp adama baktı önce anlamaz gözlerle. Açabildiği kadar açtı gözlerini. Gözlerinin feri bile yoktu. "Ahmet," dedi şaşkınlıkla. Ayağa kalkmaya çalıştı. "Şşt, kalkma yavrum, hastasın sen," dedi Ahmet kalkmasını engelleyerek. "Ne işin var burada?" dedi Zeynep. "Seni almaya geldim," diyerek cevap verdi Zeynep'e. "Beni almaya mı?" "Ben seninle gelmem," dedi Zeynep hemen. "Gülüm benim, sen uyu dinlen. Zamanı gelince seni götüreceğim. Gülüm benim, sen uyu dinlen. Zamanı gelince seni götüreceğim. Hastasın," dedi Ahmet. "Ben iyi değilim. Üşüttüm sanırım," derken başını tekrar yastığa koydu. "Hadi yavrum uyu sen. Dinlenmen. Hadi yavrum uyu sen. Dinlenmen, iyileşmen lazım. Daha benimle kavga edeceksin," dedi Ahmet gülerek. "Annemler nerede? Senin burada olduğunu biliyorlar mı?" Ahmet Zeynep'e oyun oynamaya karar verdi. "Seni yeni odana götüreyim. Oradalar. Aslında orada uyursun. Sonra gidelim. Ayaklarımda derman yok," dedi Zeynep. "Bana yaslanırsın yavrum. İstersen kucağımda götürürüm seni," dediğinde Ahmet, Zeynep hemen itiraz etti kocasına. "Hayır, sana yaslanmam," dedi Zeynep. "Tamam, o da işine gelirdi Ahmet'in. Ben hemen geliyorum," deyip elini öptü bırakmadan Zeynep'in. Kapıyı açıp dışarı çıktı. Ortalıkta kimse yoktu. Arkadaşları onu bekliyordu. "Metin, sen doktoru meşgul et. Hasan, sen arabayı hazırla," dedi fısıltıyla. "Kız hasta, ateşi var. Olmaz şimdi, kaçıramazsın," diye Metin itiraz etti. "Yanımda doktor var. Hadi Metin, fazla vaktimiz yok. Hasan arabaya gitti. Ben Zeynep'i alıp arka kapıya geliyorum," dedi. "Şuradan tekerlekli sandalye al bari. Ha, bu arada kızı kaldırmadan önce serumu kapat," dedi Metin, doktorun yanına gitmeden. Hasan arabaya gitmeden önce tekerlekli sandalye getirdi. Ahmet tekerlekli sandalyeyi alıp hemen odaya girdi. Az zaman vardı. "Hadi yavrum," diyerek Zeynep'in üzerindeki çarşafı aldı. Serumu kapattı, Zeynep'i kucağına alıp sandalyeye oturttu. Dolaptan kızın ceketini alıp giydirdi yavaşça. "Hadi yavrum gidiyoruz," dedi Ahmet. Zeynep'i önce odadan sonra arka kapıdan dışarı çıkardı. Kız kendinde değil gibiydi. Gözlerini kapatıp başını sandalyeye dayamıştı. Kapının önündeki arabaya götürdü ve Zeynep'i kucağına aldı. "Ahmet, nereye gidiyoruz?" diye sordu, dışarı çıktıklarını anlamıştı. "Zeynep, bana yine güven, seni bırakamam ben," diyerek arabaya oturttuktan sonra yanına oturup kapıyı kapattı. Metin gelip öne oturdu. Hasan arabaya hareket ettirdi. "Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz ya, bırakın beni," diye bağırdı Zeynep. Ama çok bitkindi, ateşi düşmemişti. "Zeynep uzan, hadi yavrum halin yok, yanıyorsun sen. Metin bir şey yap," dedi arkadaşına yalvararak. "Hasan ileride dur da serumu açalım," dedi Metin. Serumu açtılar, yollarına devam ettiler. Ahmet, Zeynep'le birkaç gün kaybolmayı düşünmüştü. Ancak Zeynep hastaydı. En azından sabaha kadar yanlarında kalmaya karar verdi Metin ve Hasan. Yolda giderken Zeynep'in babasını aradı Ahmet. Adam hemen telefonu açtı. "Baba, Zeynep'i ben aldım, iyi olacak. Almak zorundaydım. O benim karım. Tabii ki sizi çiğnemek istemezdim. O bebek benim değil. Ben eminim. Ben Zeynep'i aldatmadım. Size saygımdan bunu yapmadım. Sizin hatırınız var. Kızınızla da bunun için evlenmiştim, biliyorsunuz. Size can borcum varken başka bir kadınla kızınızı aldatamazdım." "Hayır, hayır. Şimdi farklı.
O benim sevdiğim kadın. Şimdi sevdiğim kadını kaçırıyorum. Anneme selamlar dedi ve telefonu kapattı. Yayla evinde kalacaklardı. Evi hazırlatmıştı Ahmet. Ama bu plan gecikecekti. Trabzon'a kadar gittiler. Zeynep bir süre sonra uyumuştu. Ateşi de düşmüştü. Nöbetçi eczaneye gidip ilaç aldılar, otele geldiler. Zeynep'i uyandırdı Ahmet. Metin ve Hasan oda ayarlamak için otele girdi. Ahmet, Zeynep'le arkadan geliriz, siz gidin dedi. Zeynep'im uyan hadi, otele geldik. Odaya çıkalım, tekrar uyursun, hadi yavrum. Zeynep gözlerini açtı güçlükle. Boğazı çok acıyordu. Beni nereye getirdin diye zorla konuşurken, annemler merak etmiştir diye ekledi. Aradım, konuştum babanla. Haberleri var benimle olduğundan dedi Ahmet. Babam çok kızdı mı dedi Zeynep çekinerek. Hayır desem inanacak mısın dedi Ahmet. İnanmayacağım dedi Zeynep. Kızdı ama o aşkı bilen adam. Sadece sana dikkat etmemi istedi. Hasta dedi. Canım babam benim derken Zeynep'in gözleri doldu. Ağlamak yok deyip gözlerini öptü. Benim okyanus gözlüm ağlamasın. Hadi yavrum otele girelim. Sen de odada dinlen biraz. Hastasın sen dedi Ahmet. Ben eve gitmek istiyorum dedi Zeynep. Gideceğiz yavrum. Sen önce iyileş dedi Ahmet. Ben annemin evine gitmek istiyorum. Senin evine değil dedi. Küçük bir kız çocuğu edasıyla. Ahmet genç kızdan bunu duymayı beklemiyordu. Ben seni bizim evimize götüreceğim. Senin yerin benim yanım dedi Ahmet. Sen bana yalan söyledin diye itiraz etti Zeynep. Hayır, sana bugün hariç hiç yalan söylemedim. Hastaneden kaçırırken seni, o zaman yalan söyledim sana. O da zararsızdı, dedi Ahmet. Gene yalan, bebek senin ve sen onu reddettin derken gözünden yaş düştü Zeynep'in. Ahmet sildi kızın gökgözlerini öptü. Sen iyileş konuşacağız. Ben sana yalan söylemedim ve asla evladımı reddetmem, dedi Zeynep'e. Hadi gel seni odamıza çıkarayım. Metin ilaçlarını verecek, dinlenmelisin diyen Ahmet, Zeynep'e destek olarak otele soktu. Resepsiyonda bekleyen arkadaşların yanına geldiler. Oda işi tamam mı? Zeynep'i bir an önce odaya götüreyim. Dinlenmeli dedi Ahmet. İşimiz bitti sizi bekliyorduk. Hadi gidelim dedi Hasan. Asansöre bindiler. Metin sen Zeynep'e ilaç verecek misin diye sordu Ahmet. Odaya çıkalım Zeynep'i muayene edeyim. Ona göre konuşuruz dedi Metin. Asansörden indiler. Ben artık uyumaya gidiyorum. Size iyi geceler. Zeynep bu adamı bırakma sakın. Deliriyor sen olmayınca dedi Hasan. Zeynep gülümsedi söylediklerine. Hadi hadi fazla konuşma sen, iyi uykular sana. Allah'tan dileyim seni en kısa zamanda aşık yapsın da biz de dalga geçelim seninle dedi Ahmet sitemli Hasan'a. Ahmet ve Zeynep'in odasına Metin de girdi. Ahmet Zeynep'i oturttu. Zeynep biraz daha iyisin sanırım. Evet anlamında başını salladı. Kaç gündür hastasın? Bursa'dayken vardı bir kırıklık. Boğazımda ağrı ve zaman geçtikçe de ilerledi işte, dedi Zeynep kısık sesle. Peki ateş diye sordu. Bugün çıktı, diye yanıtladı Zeynep. Acilin doktoru da bir salgın hastalıktan bahsetti. Yüksek ateşle seyreden. Sana bu geceyi iyi geçirmeni sağlayacak ilacı yapılan serumla verdiler. Biz tedaviye sabah devam edeceğiz. Ahmet bu arada ateşini kontrol et. Biraz fazla yüksek demişti doktor. Çıkarsa ateşi beni çağırırsın. Sanırım bu kadar güçsüz kalmasında yaşadıklarının da etkisi var. Zeynep bu arada Ahmet'e güven. O seni çok seviyor ve sanırım doğru söylüyor. Zeynep başını kaldırdı ve salladı. Metin abi ben uyumak istiyorum, yorgunum dedi. Belli ki şimdilik konuşmak istemiyordu. Ahmet'e inan demeleri ona inandırıcı gelmiyordu. Metin iyi geceler dileyerek odasına gitti. Ben sana getirdiğim geceliklerden vereyim, üzerini değiştirelim de uyu. Dinlenirsen iyileşmen kolay olur dedi Ahmet. Tamam dedi Zeynep pijamalarını giyip yattı, çok yorgundu. Ahmet de yanına yattı. Gel buraya, uzak durma benden. Biz birbirimizin ilacıyız, sana sarılmam lazım benim. Kaç gece oldu, kollarım, göğsüm yetim sana hasret dedi Ahmet. Zeynep'e sarılmak istedi. Zeynep önce olumsuz olsa da kollarına sığındı Ahmet'in. Ahmet başının tepesini öptü. Seni özledim dedi Ahmet. Ben de diye cevap verdi Zeynep. Bu şey hastalık sana bulaşmasın. Bulaşmaz. Bulaşsa da benim bünyem güçlü, korkma. Deyip sıkıca sarıldı karısına. Sabah Ahmet uyandığında Zeynep'in ateşler içinde olduğunu gördü. Sabah namazında iyiydi aslında.
aldıkları dereceyle ateşini ölçtü, 39 derece olmuştu. Önce eşarbını bağladı başına, sabahlık giydirdi ve Metin'i aradı. Metin hemen geldi. Nasıl yatmış bu kız? Ateşi çıkar tabii. Önce üzerindeki sabahlığı falan çıkar dedi. Sen gidince çıkarırım. Zaten sen geleceksin diye giydirdim dedi Ahmet. Tamam o zaman. Ben serumla birlikte ateş düşürücü bir iğne yapacağım. Sen hemen bu kıyafetleri çıkar. Ilık suda duş yaptır. Bir saate kadar kendine gelir. Bütün direnci yok olmuş kızın neredeyse. Siz birkaç gün bu otelden ayrılmayın. Zeynep tamamen iyileşsin dedi Ahmet. Kalırız, sorun olmaz. Eve götürsem iyiydi ama şu an yola dayanamaz diye itiraz etti Metin. Biliyorum, önce iyileşmesini beklemek en doğrusu. Daha da kötü olmasın. Siz bugün gidecek misiniz diye sordu. Gitmemiz lazım, hastalarım var. Hasan'ın da işleri yoğunmuş dedi Metin. Kardeşim yanındayız. Allah sizden razı olsun dedi Ahmet minnetle. Sen de bizim yaptığımızı yaparsın biliriz. Hadi biz kahvaltıya iniyoruz. Sen de gel derim ama gelmezsin sanırım dedi Zeynep'i işaret ederek. Evet gelmem. Zeynep yanımdayken siz de kim oluyorsunuz dedi Ahmet şakacı bir ses tonuyla. Hadi ben gittim. Size kahvaltı gönderirim. Yazık sana. Gelinle kavuştun ama kız hasta diye takıldı arkadaşına. Zeynep iyi olsun. Ben sadece bunu istiyorum. Bu arada görüşemeyiz sanırım. Size hayırlı yolculuklar. Hasan'a selamlar. Sekreter kızı arasın bari dedi Ahmet gülerek. Bana yalan söylettiniz diye söyleniyor dedi Metin gülerek. Kim dedi ona git sekretere çay vaat et diye? Kendi işi. Metin kahkaha attı. Bu adamı evlendirmemiz lazım. Yoksa tüm kızlar tehlikede dedi. Metin gidince Ahmet karısının yanına geldi. Okyanus gözlüm, pijamanı çıkaralım. Ateşin epey fazla dedi. Ya beni rahat bırak, üşüyorum ben diyerek Zeynep itiraz etti adama. Ben yanındayım senin, üşümezsin. Ben seni ısıtırım. Ama önce ılık bir duş yapmalısın dedi Ahmet. Olmaz beni rahat bırak çok yorgunum dedi Zeynep. Biliyorum yavrum sen sadece dur ben hallederim. Hadi bakalım duşa girelim deyip Zeynep'i kucağına aldı. Seninle olmaz ben kendim girerim duşa dedi Zeynep. Söz gözlerim sadece gözlerine bakacak dedi Ahmet. Çok soğuk ya diye mızmızlandı genç kız. Ahmet Zeynep'e duştan sonra zorla kahvaltı yaptırdı. İlaçları olmasa yediremeyecek gibiydi. Yemekten sonra yatağına yatırdı. Birazdan geçecek üşüme. Ben seni sevgimle sarar sarmalarım deyip saçlarını öptü. Sen beni bırakma. Ölmek nasıl bir şey bilmiyorum ama galiba sen gidince ben öldüm dedi Ahmet. Ben de ama ben tahlil sonucundan sonra öldüm dedi Zeynep. Hasta oldum derdine da oku bağ Yasin'i. Gün boyunca ağlayıp da silasun, gözyaşımı silasun. Gel geç evin başından da, evin başı şen olsun. Çağır beni geleyim da, gelmeyenler kör olsun. Kemençamın kulağı da erüktendir erükten. Ben nasıl ayrılayım senin gibi ferikten? Haydi haydi hayda yok, haydan bize fayda yok. Kızlar kahve içerler de, gelinlere çay da yok. Ertesi sabah saat 9 gibi uyandı Zeynep. Ahmet uyuyordu. Bir süre kocasını izledi. Ne kadar çok özlemişti onu. Elini uzattı, alnına düşen saçını düzeltti. Usulca yanağına dokundu parmaklarıyla. Tam elini çekecekken Ahmet tuttu elini. Alıp dudağına götürdü. Parmaklarını öptü sevgiyle. Günün aydın olsun okyanus gözlüm. Bugün daha iyi misin diye sordu Zeynep'e. Başıyla cevap verdi Zeynep. Ahmet alnına elini koydu. Ateşin yok bu güzel işte. Hiç gitmeyecek sandım ateşin derken sesi endişeliydi. İyiyim bu sabah annemi arasam diyorum. Merak etmişlerdir. Durumunu bildirdim onlara. Şimdi arar iyi olduğunu sen söylersin. Yalnız deden ve ninen çok öfkeliler. Sanırım kan davasının en son öleni ben olacağım. Dediğinde kız kocasının ellerinden elini hızla çekip adamın dudaklarının üzerine koyup onu susturdu. Sus, konuşma öyle. Ahmet kızın dudaklarının üzerindeki parmakları ellerin arasına hapsetti. Şakaydı güzelim benim dedi.
Şaka da yapma, dedi kızgın bir sesle Zeynep. Deden babamı aramış, seni istiyorlar, ben de vermem dedim. Ben onlar istedi diye evlendim, iyi de yapmışım. Ama istediler diye seni bırakmam. Bu söylediğimi söyle dedi. Bu söylediğimi söyle dedim babama, dedi Ahmet. Ortalık karışmasa, derken ses tonu endişeli çıkmıştı. Genç kız epey endişelenmişti. Karışmaz, korkma. Babam ve aile büyükleri konuşmaya gelecekler bugün, dedi. Biz neredeyiz, diye sordu Zeynep. Trabzon'dayız. Sen biraz iyi ol, hemen gideceğiz buradan. Ama bir süre ortalığa çıkmayın, dedi babam. Aslında buraya gelirken kalmak için yer ayarlamıştım ama gitmemiz lazım, dedi Ahmet. Ya da beni bırakman lazım, dedi Zeynep, başka bir seçenek sunarak. Öyle bir şık yok, seni bırakmam ben. Bana hasretinden ölüyordun, bir de beni bırak diyorsun, dedi Ahmet. Üşüttüm ben, diye kız itiraz etti adama. Onun için Ahmet diye sayıklıyordun o gece. Hastanede ateşler içinde benim hayalim neydin? Ben olmasam da hayalim gelmişti bak, dedi Ahmet. Zeynep gülümsedi. Evet, hep yanımdaydın benim. Huzur yoktu senden, dedi Zeynep. Ben böyleyim güzellik, kanına işlerim insanın, dedi Ahmet şakayla. Kadıoğlu, ben acıktım. Oo, sen iyice iyileştin demek ki. Hemen kahvaltı söylüyorum, dedi Ahmet. Ondan sonra da gidelim buradan, dedi Zeynep. Biraz daha iyileşsen, ondan sonra gideceğiz elbette, dedi Ahmet. Hemen gidelim, bizi bulmasınlar. Sana zarar verebilirler. Eminim çok öfkelidirler, dedi Zeynep korkuyla. Tamam, kahvaltıda bir plan yaparız. Sen anneni ara, dedi Ahmet. Tamam, sonra da duşa gireyim, dedi Zeynep. Beraber gireriz, dedi Ahmet. Hayır, saçmalama, dedi hemen Zeynep. İki gündür ses çıkarmıyordun, dedi Ahmet. Hastaydım herhalde. Olmaz, bu sefer duşa yalnız gireceğim. Sen hastayken fazla itiraz etmiyordun be. Ne yapsak, gene hasta mı olsan, dedi Ahmet şakacı bir ses tonuyla. Bak sen, hastayken itiraz etmiyormuşum. Görürsün sen, itiraz etmemek ne demek, dedi Zeynep. Güzellik, seni çok seviyorum ben. İtiraz etsen de sen hasta olma, gelsene buraya, diyerek kollarını açtı. Zeynep kolların arasına girdi kedi gibi. Bir süre sonra, ya Kadıoğlu, acıktım ben, dedi. Aç gülüm benim, hadi kalkalım o zaman. Ben kahvaltı söyleyeyim, dedi, yataktan kalktılar. Zeynep annesini aradı. Anneciğim, kızım nasıl oldun yavrum, diye sordu kadın panikle. Bugün daha iyiyim anne, ateşim düştü. Birazdan kahvaltı yapacağım, dedi Zeynep annesini rahatlatmak için. Kızım sen iyi ol, yavrum ne yapmaya karar verdin, diye sorunca Zeynep Ahmet'e baktı. Ona bakarak, anne ben Ahmet'ten ayrılamam. Anne ben Ahmet'ten ayrılamam, onsuz olmak benim için zor oluyor. Her şeye rağmen ben onun eşiyim, onun yanında kalacağım, dedi annesine. Kızım konuştunuz mu Ahmet'le, diye sordu kadın. Hayır konuşamadık anne, diye yanıtladı annesini. Kızım dedenler çok öfkeli, seni geri istiyorlar. İnat yaptılar, yoksa Ahmet'i, dedi ve cümlesini tamamlamadı. Anne bu canı veren Allah değil mi? Allah ruhsat vermezse hiçbir şey olmaz, dedi Zeynep. Elhamdülillah yavrum, olaylar durulana kadar saklanın, ortaya çıkmayın, diye uyardı kızını. Babam nasıl anne, diye sordu Zeynep. Kötü. Ne yapacağını bilmiyor, dedenle tartışıyorlar sürekli. Allah'tan ninen Ahmet'i sevmiş, sizi destekliyor. Aferin uşağa, diyor, diyerek olayları anlattı kadın. Canım ninem benim ya, dedi Zeynep sevgiyle. Kızım siz ortaya çıkmayın bir süre, Allah kerimdir, dedi kadın. Tamam anne, dedi Zeynep. Telefonu kapattı Zeynep, Ahmet yanına geldi, sarıldı Zeynep'e. Okyanus gözlüm, yârim, öbür yarım, suyum, ben de sensiz olamam. Beni bırakma, ben seni bırakmam ama bana inanmanı da isterim ben, dedi Ahmet. Emin Bey aile büyüklerini toplayıp Piroğulların evinin kapısını çaldı. Konuşup uzlaşmaları gerekiyordu. Ya kızı geri verin ya da olacakların sorumluluğu size aittir, demişlerdi. Endişeyle kapıyı çaldılar. Genç bir delikanlı kapıyı açtı. İçeri buyur etti. Ali Bey misafirlerini karşılamak için ayağa kalktı. Sarıldılar Emin Bey ile. Karar verilecek olanlar onların canlarıydı. Dertleri ortaktı. Karar olumsuz çıkarsa en çok onların canları yanacaktı. Bu iki babayı diğerlerinin anlaması mümkün değildi. Geçin oturun şöyle. Gelene hoş geldiniz demek usuldendir. Hoş geldiniz, dedi Mustafa dede. Hoş bulduk, dedi Emin Bey'in büyük amcası.
Geliş sebebimiz belli Mustafa. Bizim uşak bir yaramazlık yapmış. Yapmasa iyi emmi. Olmuş bir kere. Sen kızı almışsın. Sözümüzde kızı geri almak yoğudu. Uşak doğru olanı etmiş. Gelip karısını geri almış. Sen de gelini geri istermişsin. Şimdi de bağ. Senin derdin ne? Dedi adam. Benim derdim ne ha? Siz bizden barış için şart koştunuz. Bizim zamanında halamızı kaçırmış dedeniz. Onun yerine bize bir kız vereceksiniz dediniz. Biz de kabul dedik. Kızı verdik, düğün dernek ettik. Sizin uşak kızı eve bıraktı. Çekti gitti başka karının koynuna girdi. Bir de o karıyı gebe bıraktı. Sözünüz bu muydu? Siz bizden kızı bekar, en büyük uşağı istediniz. Adamın bir de çocuğu var, su damlası gibi kızı. Biz size kuma olsun deyivermedik, dedi Mustafa dede öfkeyle. Mustafa ağa, olmasa iyiydi emme olmuş. Hem oğlan red edeyim, bebe benim değil diyor. Yok öyle bir şey, diyor dedi büyük amca. Tahlil bile yapılmış, uşağız yalan söyleyin. Kapı gibi rapor var karının elinde, Mustafa dede sinirle. Baba ya bırak şunları konuşmayı, kız buraya gelecek ya da bulup uşaklarına gereğini yapacağız, dedi Zeynep'in amcası İsmail. Sen ne diyorsun İsmail? Çocuklar birbirini seviyor. Ne gereğini yapmaktan bahsediyorsun? Diyerek araya girdi Emin Bey. Sen sus İsmail diye konuştu Mustafa ağa. Şimdi Kadıoğlu, biz kızı geri istik. Bu konu böylece kapansın. Biz kızı size elin pezevenklerine analık etsin diye vermedik. Kızı verin barış devam etsin. Başka şartımız şurtumuz yoktu, dedi Mustafa dede. Bizde verilecek kız yok Mustafa ağa, dedi büyük amca. Bu evlilik devam edecek. Biz namusumuzu verip de kan dursun demeyik. Bu kız bizim gelinimizdi. Adı Pirov değil, Kadıoğlu'dur. Bu böyle biline Mustafa ağa. Biz buraya orta yol bulmaya geldik. Emme siz karar vermişsiniz. Bize de kendi kararımızı bildirmek kaliye. İsmail, gereği ne ise yap. İkisi de bizimdir yine. Bizde size verilecek kız yok. Zeynep bizim namusumuzdur, nokta. Büyük amca oldukça sert bir dille aile adına konuştu. İyi güzel, hadi size güle güle, dedi Mustafa dede ayağa kalktı. Evlat bizim, biz evlatlarımız ne istiyorsa o şekilde yaşamasını istiyoruz, değil mi Emin? Evlensinler dediniz, evlendiler. Sizin emrinizle ayrılamazlar. Biz evlatlarımızın yanındayız, bu da böyle biline. Değil mi Emin kardeşim, dedi Ali Bey babasına rağmen fikrini anlattı gelenlere ve ailesine. Bu iki aile için evlatlar kurban olmuştu ama artık yetmişti. Evet, aynen katılıyorum. Ceza kesilecekse, aha ben uşağımın vekili olarak buradayım. Kan mı istediğiniz alabilirsiniz. Bu sefer evlatlarımıza dokunamazsınız, diyerek Ali Bey'i destekledi Dünür'ü. Evlatların sizin olmaktan çıktı. Senin konuşmaya, evlatların sizin olmaktan çıktı. Senin konuşman yersiz Ali. Lafın üstüne laf koma, dedi öfkeyle Mustafa dede. Bu sefer olmaz baba. Bu sefer evladımın canı söz konusu. Bu sefer senin dediğin değil baba. Ali Bey ilk defa babasına itiraz ediyordu. Hadi yolcu yolunda gerek. Geldiniz, konuştuk, güle güle demek de adettir. Güle güle, dedi Mustafa dede. Biz gene de Allah'a ısmarladık diyelim, dedi büyük amca ayağa kalktılar. Hep beraber evden çıktılar.